Merhabalar çocuklar. Bugünkü dersimde size Predi.com ile bir sunu yapma programını göstereceğim. Biz bu sunuları ya internet üzerinden Predi.com sitesiyle yapıyoruz ya da bu sitenin bize verdiği Prezi Desktop uygulaması ile kendi masa üstlerimizden de yapabiliyoruz. Biz ilk öncelikli olarak bu siteden bir üyelik almamız lazım. Onun için internet tarayıcımıza girip sitemize, yani Predi.com sitesine giriş yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ilk ana sayfası geldi. Biz bu ilk ana sayfadan eğer üyeliğimiz varsa login ile giriş yapabiliyoruz ve eski yaptığımız sunuları görebilir ya da yeni bir sunu oluşturabiliyoruz. Ama bizim şu an benim bir üyeliğim olmadığı için örnek olarak bir yeni üyelik açacağım buradan. Get Started'a bastıktan sonra gördüğünüz gibi burada Free alabiliyoruz ya da Pro özellikleriyle daha fazla özellik kullanabilmek için para vererek herhangi bir üyelik satın alabiliyoruz. Biz Continue Free ile biz Free olarak, yani bunu ücretsiz olarak kullanacağız. İlk öncelikli olarak bu formu dolduracağız. First name, yani adımız, last name soyadımızı yazıyoruz. Bir e-mail adresi yazacağız buraya. Kendi e-mail adresimi yazıyorum buraya. Burada kullanacağım password, yani şifre oluşturacağım bir tane. Çünkü her girişte şifremi girmem lazım olacak. Unutmayacağım bir şifreyi yazıyorum buraya. Ne yapıyorsun diye soruyor hayatında. Ben burada business çalışıyorum diyorum. Öğretmen olduğum için bakıyorum, burada öğretmenlikle ilgili bir şey yok. Other diyorum, devam ediyorum. Create your free public account ile, yani yeni ücretsiz bir üyelik oluştur diyor bize. Basıyorum. Bana oluşturuyor şu an. Evet, artık bir üyeliğim oluştu. Kendi e-mail ve şifrem ile. Get Started ile artık başlayacağız. Get Started'a basıyorum. İlk önce tutorial geliyor buraya bizim karşımıza. Yani reklamını yapıyor, bilgilendirmeye çalışıyor bizi. Bunları geçiyorum. Birazdan tek tek anlatacağız bunları. Ve start creating diyor. Biz geçiyoruz, ilk önce kendi ana sayfamıza gidelim, üyeliğimizin bulunduğu. Gördüğünüz gibi Çağlar Tüncel diye geldi. Artık benim üyelik ana sayfama geldi. Biz bu sayfadan ne yapıyorduk? Ya eski yaptıklarımızı görüyorduk ya da yeni bir sunu açıyorduk. Ben şu an yeni bir üyelik açtığım için eski bir sunumu yok. Ben yeni bir Prezi oluşturacağım. O da nereden? Sayfamızda New Prezi yerinden. Evet, buna basalım. Şimdi yüklensin. Biraz bekletecek bizi. Dolmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra tabii ki ne geliyor bize? Tema seçme alanı gelecek ilk öncelikli olarak. Ya biz onun verdiği hazır temaları seçeceğiz ya da kendimiz boş bir tema alanıyla başlayacağız. Gördüğünüz gibi Choose Your Template, yani temanızı seçin diyor bize. Biz buradan İngilizce olarak ya arattırırız neyle ilgili yapacaksak sunumuzu, onunla ilgili bir tema seçeriz. Ya da Start Blank Prezi diyerek boş bir Prezi sunu alanı oluşturabiliriz ve onunla birlikte başlayabiliriz. Biz buradan kendi temalarından bir tanesini seçelim. Bakalım neler var burada. Evet, sosyal networklerle ilgili anlatım yaparken mesela kullanabileceğimiz bir tane var burada. Ya da profilinizle anlatabileceğiniz. Ben buradan Center Stage'i basıyorum. Bastığım, gördüğünüz gibi mavi bir şeridi aldı böyle etrafını. Yani bunu kullanacağım diyorum ve Use Template'e basıyorum. Artık o benim sunu alanım olacak. Evet, ilk alanım geldi gördüğünüz gibi. Ve üyeliğimi yeni açtığım için ipuçları geldi bana. Ben bu ipuçları kapatıyorum. Tek tek bakacağız çünkü bu ipuçların bulunduğu yerlere. Evet, ilk öncelikle gördüğünüz bu ekran benim ilk sunu alanım. Nereden biliyorum? Gördüğünüz gibi sarılanmış burada 1. Benim ilk sunu alanım olduğunu gösteriyor. Burada ne yaparım? Ne diyor burada? Click to add title. Basarak bir başlık belirtin. Ben buraya bir kere tıklıyorum sol tıkla ve bilgisayar yazıyorum. Bununla ilgili bir şey anlatacağım diyorum. İlk sayfada ne anlatacaksam ve kendimi tanıtıyorum. Kimin anlattığını tanıtıyorum. İkinci sunuma geçmek için burada gördüğünüz gibi sunum şeritleri var. Ben buradan 2'ye basarak ilk sunum şeridime bu üçlüyü almış. Daha da yakınlaşmak için
Bununla ilgili bir yazı yazmak için 3'üncüye basıyorum. Artık ilk sunuma geldi. İlk o baştaki zoomlar gitti. İlk sunum yerim geldi. Burada ne diyor? Click to add text. Yani eğer sen yazı eklemek istiyorsan tıkla diyor. Bir kere tıkladığımda buraya başlık ekleme yeridir. Subtitle gördüğünüz gibi başlık ekleme yeri. Buraya geçtim. Herhangi bir yerde yazı yazacaksam iki kere mouse'umla tıklayarak yazımı yazabiliyorum. Merhaba. Yazımı yazdım buraya ve devam ettirebiliyorum. Bunların ayarlamaları nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi bir kere bastım mı üstüne o yazıyla ilgili. Edit text'ten tekstime yeni yazılar yazabiliyorum. Delete'ten silebiliyorum. Ve yanlarından çekme işlemleri yaparak onu büyütüp küçültebiliyorum. Ayrıca bakın buraya şuraya geldiğiniz zaman bir undo işareti, geri al işareti gibi bir şey çıktı. Bu yönünü belirtmek için kullanılıyor. Herhangi bir yönünü. Bu da aklımızda bulunsun. Yazımızı böyle ekliyoruz. Şimdi resimler, müzikler ekleyelim. Bunu biz insert bölümünden yapıyoruz. Hemen sitemizin üst tarafında ortada bulunuyor burada insert tuşu. Ekleme demektir. Geldik oraya. İlk öncelikle bir resim ekleyelim. Bunu insert image'den yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tarafımızda bir sekme açıldı. Benim ya select files ile bilgisayarımdan ekleme yapmama izin veriyor ya da Google'dan bir köprü atarak buradan Google'da arama yaparak herhangi bir Google resmini buraya eklememi sağlıyor. Select files'a girdiğimizde gördüğünüz gibi benim buradan bilgisayar masaüstümdeki ya da herhangi bir dosyamdaki resimleri karşıma getirebiliyor. Ben buradan bir tane resim seçeceğim. Mesela zaman cetveli tablo uygulaması ile ilgili ve aç'a bastığımda o benim şu an sunu sayfama eklenmeye başlanacak. Şu an gördüğünüz gibi eklendi. Ben burada nasıl bir değişiklikler yapabiliyorum? Ona efekt verebiliyorum herhangi bir buradan. Onun dışında büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliyorum. Ve bıraktığımda artık o benim bu sunu sayfama eklenmiş olacak. Bir de Google'dan resim ekleyelim. Onu nasıl yapıyorum? Burada gördüğünüz gibi o köprü alanı geldi. Herhangi bir neyle ilgili arama yapacaksam buraya yazarım. Ve Enter'a basarım. O aramasını yapar. Herhangi bir resmi seçerim buradan. Mesela ilk resmi seçelim. Burada eklemesi ise sürükle bırakla. Mouse'umun soluyla basarak sürüklüyorum ve sunu ekranıma yansıtıyorum onu. Bırakıyorum. Şu an yükleniyor tabii o siteden. Yüklendi. Tabii sığması için onu biraz küçültelim buraya. Küçülttük. Artık yazımız var. Resimlerimiz var. Diğer sunu sayfamıza geçelim. Şu an üçüncüdeydik. Şu an yanında da gösteriyor zaten hangi slide sayfasında olduğunu. Üçüncüden dördüncüye, ikincisine geçelim yani. İkinci slide sayfama. Insert'e gelelim. Buradan başka neler ekleyebiliyoruz? Symbol Shapes. Bastığımız zaman yine bizim sağ tarafında, ekranın sağ tarafında sembolleri içindeki yüzlerce sembolü tek tek geliyor buraya. İstediğimiz sembolü ya da şekli buradan seçip yansıtabiliyoruz ekranımıza. Burada 3 tane şekil var. Bakalım şuradan sembollere bakalım. Gördüğünüz gibi bir sürü sembol var burada kullanacağımız. Bakın Facebook'la ilgili, www ile ilgili bile semboller var. Sürükle bırakla yine. Sürükle bırakla yaptım ve artık o sembol benim sunumda bulunacak. Bundan sonra insert'e geliyorum. Bakalım neler var başka. YouTube videosu ekleyebiliyorum. Evet. Bu güzel bir şey. YouTube videosuna bastığım an insert YouTube diyor. Paste your YouTube link. Yani YouTube linkini buraya yapıştır diyor. Bunun için ilk önce bizim YouTube'a gitmemiz lazım. Girelim YouTube'a. YouTube sitesine giriyorum. Ne ile ilgili video alacağız? Biz bilgisayarla ilgili video bakalım burada. Neler var burada? Bilgisayarla ilgili 3 süper ipucu diyor. Mesela bu videoyu koymak istiyorum. Bastım. Yap yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an onunla ilgili video açıldı. Linki dediğimiz yer burası. Üst taraftaki yer. Onun YouTube linki. Bu linki tümden alıyorum. CTRL'ye basıp C'ye bastım mı kopyaladım şu an. Artık kapatıyorum bunu. Geldim buraya insert YouTube yerine. Oraya bir kere tıklıyorum paste yerine. CTRL'ye basıp V'ye bastım. O YouTube linkini şu an buraya yapıştırdım. Ve insert'e basıyorum.
Insert'e bastım, artık o benim YouTube linki benim sayfama yüklendi. Onunla ilgili ayarlamalar ne yapıyorum? Şu elle sürükle bırak yapıyorum herhangi bir tarafına ve biraz küçültüyorum onu. Zaten ben ona bastığım an ekranda tam ekrana gelecektir. Ve burada bulunmasını istiyorum. Buradan kapatalım bunu da. Artık YouTube linkim de oldu. Devam edelim. Insert'le daha neler ekleyebiliyoruz? Gördüğünüz gibi Add Background Music, yani arka plan müziği ekleyebiliyorum. Basalım. Yine bilgisayardan ekleme yapmamı istiyor. Masa üstüne geliyorum. Herhangi bir müziği seçeceğim ben buradan. Hemen buradan geliyorum. Herhangi bir müziğe geliyorum. Buradan kendi müziklerimden Leon'u seçtik. Aç diyorum. Şu an ekleme yapıyor. Upload ediyor. Bu %100 oldu mu? Artık sunumu açtığımda o arka planda o müzik çalmaya devam edecek. Şimdilik onu iptal ediyorum. Nereden eklendiğini gösterdik zaten. Insert'e geliyorum. Daha neler ekleyebilirim? İçine PowerPoint sunusu da ekleyebiliyorum. Ayrıca şekiller. Şekiller ekleyebiliyorum buradan. Draw arrow. Yani bir ok ekle. Nasıl? Bastıktan sonra bunu mouse'umla soluyla basarak ekleyebiliyorum. Ayrıca line var ve herhangi bir şekilde ekleyebiliyorum. Line'ı da gösterelim. Düz bir şekilde o çizgiyi ekleyebiliyorum. Eklemeleri yaptık. Şimdi üst taraftan bir bakalım şuna. Sunumuza. Bunun için ne yapıyorum? Mouse'umun ortasındaki scroll ile öne ya da arkaya giderek ona yukarıdan bakma imkanı bulabiliyorum. Gördüğünüz gibi sürükleyerek ya da mouse'umu scroll ile öne arkaya giderek bu işlemi yapabilirim. Ben buraya yeni bir slide nasıl ekleyeceğim? Bunun için Predo.com'da gördüğünüz gibi sol üst köşede bir sunu ekleme, slide ekleme yerimiz var. Neler ekleyebiliyoruz? Bracket dediği şu şekilde bir sunu slide ekleyebiliyoruz. Bakalım ona. Yine sürükle bırakla geldi şu an mesela oynuyor. Bunu sürüklüyorum, bırakıyorum ve slide'ım eklendi. Nereye eklendi? Bakalım onun. Şu an yakınlaşarak 6. sıraya eklendi. Neredeysem demin ben 5'te işlem yapıyordum. En son 5'e bakıyordum. Ondan sonraki sıraya. Eğer mesela burada 12. sıraya ya da 11. sırada mesela duruyorum. Ben buraya sunu eklemek, slide eklemek istersen geliyorum. Sürükle bırak. Gördüğünüz gibi 11. sıraya o slide'ı ekledi. Bir önüne slide ekleme yapıyor. Bracket vardı. Başka circle var. Çember olarak ya da rectangle var. Dikdörtgen şeklinde slide ekliyor ya da invisible, yani kenarlıkları olmayacak şekilde bir slide ekliyor. Sürükle bırakla bırakıyorum buraya. Ona yakınlaşalım bakalım 13'e. Şuradan 13'e basayım. Gördüğünüz gibi etrafında bir şey boş bir şekilde duruyor. Ben oraya herhangi bir şey yazarım ve kenarlıkları olmaz bu slide'ımın. Ve bu slide'ımı 13. sıradaydı. Ben bunu ilk sıraya bile ya da 2. 3. sıraya alabilirim. Nasıl? Burada slide slider'ım var gördüğünüz gibi hemen sağ sol tarafta. Oradan 13. sıradakini tutup sol tuşla yukarı doğru kaydırdığım sürece onun sırasını değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi 5. sıraya aldım şu an. Evet, biz şimdi 1.'ye gelelim. Şöyle yukarıdan görelim. İlk göründüğü yer burası zaten. Insert işlemlerimizi yaptık. Biz Prezi'ye bunu eklemek için, kaydetmek için her zaman aslında her dakika kendisi kaydediyor. 13.55 gördüğünüz gibi her dakika ekliyor ama emin olmak için kendimize save buradan diskete basarak save edebiliriz. Ve şu an save etti. Benim Prezi ana sayfamda artık bu gözükecektir. Bakalım mı hemen şu sayfayı yenileyelim. Yenilediğim an şu an gördüğünüz gibi Untitled Prezi olarak yaptığım her şey gözüküyor burada şu an. Yani kaydolmuş durumda. Ben bu sununun nasıl ön izlemesini göreceğim derseniz buradaki present tuşu ile ön izlemesine girebilirim. Basıyorum ve ilk sunu sayfama gelecek şu an. İlk sunum tabii ki ön. En bayağı yukarıdan gösteriyordu. Sunular arasında geçiş sağlamak için ok tuşları var burada. Basıyorum.
girişi sağladı. İlk önceki yukarıdan bu girişi yapıyordu bana. Üçüncü sunu yerimde, slide'ımda. Ve artık girişleri sağlıyor oralara. Devamında geçişler sağlıyor öyle. Hop. Tabii oraya beşinciyi almıştım invisible'yi. Ondan dolayı yaptı. Ve geçişleri sağlıyorum. ESC tuşuyla ise çıkış sağlıyorum. En son olarak şöyle yukarıdan alalım. Ben bunu bilgisayarımına nasıl kaydedeceğim? Biz buradan her zaman internet sayfasına girerek bunu açmayabiliriz. Direkt olarak bilgisayarımıza kaydederiz ve bilgisayarımız üzerinden direkt olarak açabiliriz. Bunun için şehir yeri var, present'ın hemen yanında sağ tarafında. Şehire bastığım zaman ben bunu Prezi'de yayabiliyorum. Kendim Facebook'ta da yayabiliyorum. Ayrıca bunu portayı